Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size özgür savunma mekanizmalarından bahsedeceğim. Bir önceki videoda bağışıklık sisteminin bir önceki videosunda özgür olmayan bağışıklık sisteminden, savunma mekanizmalarından bahsetmiştik. Bu neydi? Her mikroba aynı şeyi yapıyordu bu savunma sistemimiz. Ama özgür savunma mekanizması mikrobu tanıyor ve ona göre bir tepki oluşturuyor. İşte özgür savunma mekanizmalarının çeşitlerini göreceğiz. Özgür savunma mekanizması iki çeşittir arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi humoral, yani sıvısal bağışıklıktır. Diğeri de hücresel bağışıklıktır. O zaman şöyle bir diyelim. Humoral parantez içerisinde sıvısal bağışıklık. Nedir bu sıvısal bağışıklık? Diğer bir adıyla humoral bağışıklık. Arkadaşlar, bu bağışıklık B lenfositleri, bakın B lenfositleri ve ürettikleri antikorlardan oluşturulur. Antikorların kan plazması ve lenf içerisinde bulunmasından dolayı da sıvısal bağışıklık olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. O zaman bunu oluşturan hücreler neymiş? Bu önemli, bakın B lenfositleri önemlidir. Oluşturan hücreler B lenfositleri ve ürettikleri yani buradaki B lenfosit hücrelerinin ürettikleri antikorlardan oluşur. Arkadaşlar, lenfositleri hatırlayın, neydi? Bir aküvar çeşidiydi. Aküvarlar 5'e ayrılıyordu. İşte bazofil, eozinofil, monosit gibi bir sürü çeşidi vardı. Bir tanesi de lenfositti. Lenfositler bağışıklık sisteminde görev alan hücrelerdi. Bunlardan bir tanesi B lenfositleridir. Bunlar humoral, yani sıvısal bağışıklıkta görev alır. Neden sıvısal bağışıklık diyoruz? Çünkü antikorlar kan plazmasında ya da lenf içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Lenf sıvısının içerisinde bulunuyor. Bu yüzden de sıvısal bağışıklık olarak isimlendiriyoruz. O zaman bunu da yazalım. Antikorların lenf sıvısı ya da kan plazmasında bulunmasından dolayı sıvısal bağışıklık olarak adlandırılır. Sıvısal bağışıklık denir diyelim, ya da kısaca uzatmayalım lafı. Evet, bu şekilde. Peki B lenfositleri nasıl görev yapıyor? Arkadaşlar, ilk olarak antijenle uyarıldık. Bakın, antijenle uyarılma. Antijen ne demek? De vücudumuza giren yabancı proteinler, değil mi antijenler? Hemen B lenfositleri devreye giriyor. Bu B lenfositi diyelim. İki şekilde görev yapıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi plazma hücresine dönüşür. Ve bu plazma hücresi antikor oluşturur. O anda o mikrobu öldürür. Antikor üretir. Ve o anda o mikrobu öldürüyor. İkincisi ise bellek hücresine dönüşmek. Bellek, yani hafıza hücresine dönüşür. O zaman B lenfositleri iki şekilde görev yapıyormuş. Bir kısmı plazma hücresine dönüşerek antikor üretiyor. Bir kısmı da bellek hücresine dönüşüyor. Peki neden bellek hücresine dönüşüyor? Eğer ki o mikrop tekrar bizim vücudumuza girerse, işte bu bellek, yani hafıza hücreleri devreye giriyorlar ve bizim savunmamızı kısa sürede gerçekleştiriyorlar arkadaşlar. İşte sıvısal bağışıklık dediğimiz bağışıklık bu şekilde. Gelelim hücresel bağışıklığa. Bakın, 2 diyoruz hücresel bağışıklık. Hücresel bağışıklık. Bu bağışıklıkta T lenfositleri görev yapar arkadaşlar. T lenfositleri, yani T lenfosit hücreleri direkt kendileri görev yaptığı için hücresel bağışıklık diyoruz. Antijene doğrudan temas ediyor arkadaşlar bu hücreler. Bu yüzden de hücresel bağışıklık diyoruz. Peki T lenfositleri ne üzerinde etkilidir? Kanserli hücrelerde, parazitlerde, mantarlarda, nakledilmiş dokuda, eğer ki farklı bir doku geldiyse vücudumuza, onu yok etmede görevlidir. Bakterilerle ve virüslerle enfekte olmuş hücreler üzerinde etkilidir. Ama mikrobu tanıyıp ona göre tepki oluşturan hücrelerdir arkadaşlar. O zaman yazalım. T
T lenfositleri görev yapar. Bu hücreler doğrudan antijene, yani mikroba, antijene temas ettiği için hücresel bağışıklık denir. Ayrıca nereleri etki ettiğini de söyleyelim. Kanserli hücreler, daha sonra parazitler, mantarlar, nakledilmiş doku uyuşmazlığı bunlardan kaynaklanabilir. Özellikle doğal katil hücreleri hatırlayın, bir önceki videoda ne dedik? Doku ve organ nakillerinde oldukça önemliydi. Bakteri ve virüsle enfekte olmuş hücreler üzerinde etkilidir. Arkadaşlar, bizler bir mikropla ilk karşılaştığımız zaman ona karşı cevap oluşturma süremiz birazcık uzun olur. Ama aynı mikrop bize ikinci kez geldiğinde bu sefer cevap oluşturma süremiz daha kısa olur. Bakın, onunla ilgili bir grafik çizeceğim size. Şöyle düşünün. Bakın, grafiğimiz şu şekilde olacak. İlk karşılaşma. Şuraya ilk karşılaşma diyorum. İlk karşılaşmada bizim oluşturacağımız tepki bakın şu şekildedir. Daha uzundur. Ama ikinci karşılaşma diyelim. Bunu farklı bir renkle çizeyim. İkinci karşılaşmada daha hızlı cevap veririz. Bakın, direkt olarak bizim lenfositlerimiz tepki vermeye başlarlar. İşte ikinci karşılaşmada daha hızlı tepki oluşur diyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bizim sıvısal ve hücresel bağışıklığımız. Şimdi geçelim arkadaşlar. Sizinle bir konu daha, size bir konu daha anlatmak istiyorum. Bu da bağışıklığın kazanılması. Nasıl kazanılıyor? Doğuştan mı geliyor? Sonradan mı kazanılıyor? Buna bakacağız. Şöyle sayfamızı değiştirelim. Başlığımızı yazalım. Bağışıklığın kazanılması. Arkadaşlar, bağışıklığı bizler iki yolla kazanıyoruz. Birisi kalıtsal bağışıklık, diğer bir adıyla doğal bağışıklık. Diğeri de arkadaşlar sonradan kazanılan bağışıklıktır. O zaman yazalım. Şöyle kalıtsal bağışıklık diyelim. Kalıtsal bağışıklık. İkincisi de neymiş? Sonradan kazanılan ya da kazanılmış bağışıklık da diyebiliriz. Kazanılan bağışıklık. İlk önce kalıtsal bağışıklıktan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, kalıtsal bağışıklık şöyledir. Vücudun herhangi bir hastalığa karşı doğuştan dirençli olmasıdır kalıtsal bağışıklık. Yani anne karnında kazandığımız bir bağışıklıktır arkadaşlar. Mesela örnek vereyim birkaç tane. İşte sığır vebası, tavuk kolerası gibi hastalıkların insanda bulaşmaması veya insanda hastalığa yol açmaması, bunlar kalıtsal bağışıklıktır. Çünkü zamanında bizim işte dedelerimiz, nelerimiz bu bağışıklığı geçirmişlerdir. Daha sonra bu genetik özelliklerini bizlere kadar taşınmıştır. Veya zencilerin sarı humma hastalığına yakalanmaması arkadaşlar, bu da onların genlerinde olan doğal bir bağışıklıktır. Dolayısıyla kalıtsal bağışıklık bu şekildedir. O zaman yazalım kalıtsal bağışıklığı. Vücudun herhangi bir hastalığa karşı doğuştan dirençli olmasıdır. Örneklerimizi de yazalım. Zencilerin sarı humma hastalığına yakalanmaması ya da ne dedik? Sığır vebası
tavuk kolerası, gibi hastalıkları insana bulaşmaması. İşte bunlar nedir arkadaşlar? Bizim kalıtsal olarak kazandığımız bağışıklıktır. Gelelim sonradan kazanılana. Bunlar doğumdan sonra kazanılan bağışıklıktır. Arkadaşlar, doğumdan sonra kazanılan bu bağışıklığı biz ikiye ayırıyoruz. Aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık. İkisi çok çok önemlidir. Çünkü karşınıza mutlaka çıkar arkadaşlar. O zaman şöyle bir ayıralım. Şu şekilde ayırıyorum. Aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık. Pasif bağışıklık. Nedir bunlar? Şimdi aktif bağışıklık, adı üstünde aktif. Kişi antikorunu kendi üretecek arkadaşlar aktif bağışıklıkta. O zaman yazalım. Kişi aktif olarak ne yapacak? Antikorunu kendi üretecek. Kendi üretir. Pasif bağışıklıkta ne olur? Antikor hazır alınır arkadaşlar. Antikor hazır alınır. Aktif bağışıklık şöyle T ve B lenfositleriyle sağlanırken arkadaşlar aktif bağışıklık T ve B lenfositleriyle sağlanır. Pasif bağışıklık ise serumla sağlanır. Serumla sağlanır. Şimdi bunların doğal ve yapay yolları var. Onlardan bahsedelim. Arkadaşlar, aktif bağışıklıkta doğal ve yapay yolumuz nedir? Bakın, doğal yolumuz, yapay yolumuz. Doğal yol. Şuraya da yapay yol diyelim. Yapay yol. Şunu da aynı şekilde yazalım. Doğal yol. Yapay yol. Yapay yol. Arkadaşlar, aktif bağışıklıkta doğal yolumuz hastalığın geçirilmesi. Yani direkt hastalığı kendimizin geçirmesi. O zaman yazalım. Hastalığın geçirilmesi. Yapay yol ise nedir? Aşıdır. Bakın aşı nedir? Birazdan aşı ve serum karşılaştırması yapacağım. Aşı virüsün veya bakterinin etkisinin azaltılarak bize verilmesidir. Sağlıklı kişilere verilir ve bağışıklık kazandırılır. Burada aşı da bize antijeni verdikleri için ne oluyor? Antikorumuzu kendimiz üretiyoruz. O yüzden de aktif bağışıklık oluyor. Peki gelelim pasif bağışıklığa. Pasif bağışıklıkta da arkadaşlar doğal yolumuz anne sütü. Bakın anne sütünden direkt bebeğe antikor hazır olarak geçebilir. Ya da anne karnındaysa bebek plasenta. Plasenta yoluyla geçebilir. Yapay yolu ise nedir? Serumdur. Serum. Arkadaşlar serum ve aşı arasında bazı farklar var. Bunlardan bahsedelim. Bunları bir karşılaştıralım. Şuraya aşı ve serum yazıyorum. Karşılaştıralım bunları. Aşı, serum. Nedir peki bunların farkları? Arkadaşlar, aşı aktif bağışıklık sağlarken serum pasif bağışıklık sağlar. O zaman yazalım. Aktif bağışıklık sağlar. Serum için ne diyeceğiz? Pasif bağışıklık sağlar. Pasif bağışıklık sağlar. Aşı koruyucudur ama serum tedavi edicidir. Geçici süredir yani. Aşı koruyucudur. Hastalığa karşı bizi korur. Koruyucudur. Serum tedavi edicidir. Peki serum nasıl elde ediliyordu hatırlıyor musunuz? Dolaşım sisteminde kanı anlatırken söylemiştim. Kan plazmasından fibrinojen proteini çıkarıldığı zaman geriye kalan kısma biz ne diyorduk? Serum. Fibrinojeni çıkarmamızın sebebi nedir arkadaşlar? Bu da kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir protein olduğu için eğer bize fibrinojenli bir serum verirlerse ne olur? Damarlarımızın içerisinde kan pıhtılaşabilir. Bu yüzden de fibrinojen çıkarılıyor. Peki serum kimden nasıl elde ediliyor? Serum bağışıklığı yüksek veya işte metabolizması yüksek olan at ve sığırlardan elde ediliyor arkadaşlar. Örneğin işte bir yaygın bir hastalık var. Bu hastalığın bakterisi, virüsü neyse bu ata enjekte ediliyor.
Daha sonra at kendi bağışıklık sistemini çalıştırarak hazır antikor üretiyor. Bu antikorları atın kanı alınarak serum kısmına oluşturuluyor ve antikorlar direkt kişiye serum yoluyla veriliyor arkadaşlar. Gelelim bir diğerine. Aşı sağlıklı kişiye yapılırken serum hasta kişiye yapılır arkadaşlar. Sağlıklı kişiye yapılır ama serum hasta kişiye yapılır. Hasta kişiye yapılır. Yine aşı uzun süreli bağışıklık sağlarken serum kısa süreli bağışıklık sağlar. Uzun süreli etkilidir ama serum kısa süreli etkilidir. Kısa süreli etkilidir. Evet, aşı ve serum karşılaştırması da bu şekilde. Arkadaşlar bu konuyla birlikte bağışıklık sistemini bitirmiş oluyoruz. İki videoda toparladık bağışıklık sistemini. Sonraki videomuzda bağışıklık sistemiyle ilgili soru çözümü yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.